Maraş'ta yaşanan depremin bir benzeri bugün İstanbul'da olsa, sanayinin %70'inin Türkiye'nin ekonomi olarak kalbinin attığı, %70 olarak kalbinin attığı bir şehirde, Marmara'da, İstanbul'da bu depremin bir benzeri olsa, ülke güvenliği sizce tehlikeye girer mi? Bir, evet, kesinlikle girer. Olan birisi olarak da size özellikle soruyorum bunu. Tabii. Emre abi, İstanbul biliyorsunuz Türkiye'nin ekonomik merkezi. Yani bir finans merkezi, ekonomik merkezi. Dolayısıyla Türkiye'nin kalbi durumunda İstanbul. İstanbul'da boğazlar var. Bütün dünya ticaretinin anahtarını oluşturan bu kilit boğazlar, Montre Boğazlar Sözleşmesi İstanbul'un kilididir ve bu kilidin anahtarı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndedir. Şimdi İstanbul'da bir deprem olduğunda tabii bilim adamlarının ve bilim insanlarının görüşlerine tabii itibar etmek durumundayız. Onlara güvenmek durumundayız. Ciddi bilim insanları çok sayıda insanın hayatını kaybedeceğini, binlerce binanın yerle bir olacağını belirtiyorlar. Bu şu demek: Hatay, Kahramanmaraş, o sınır kentlerinde oluşan 6 Şubat 2023 depreminden çok daha felaketle sonuçlanacak bir olaydır İstanbul depremi. Önce ulaştırmaya bakalım. Ulaştırma deyince, İstanbul'da deprem olunca acaba Boğaz'da bulunan, yani İstanbul Boğazı üzerinde bulunan köprüler ne olacak? Bunda duralım. Köprüler diyelim sağlam kaldı. Peki köprülere giden yollar ne olacak? O yolların yakınında bulunan binalar yerle bir olduğunda yolların tıkanma durumu olacak mı? Olacak. Demek ki ulaştırmayı Trakya'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Trakya'ya, başka bir deyimle Avrupa'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya olan ulaşım aksayacak. Bu ulaşımın aksaması iki kıta arasındaki ulaşımdır. Türkiye'yi ekonomik açıdan çok olumsuz etkiler bu. İkincisi Boğaz. Boğazlar ne olacak? İstanbul, Çanakkale ve Marmara İç Denizi dediğimiz boğazlar. Havalimanlarına ulaşım nasıl olacak? Hava alanlarındaki binaların durumu ne olacak? Tabii bunların hepsi değerlendirildiğinde İstanbul depremi Türkiye için jeopolitik sonuçları olan ve güvenlik açısından, ulusal güvenlik açısından büyük bir tehdit oluşturacak bir depremdir. Bu tehdit PKK-PYD terör örgütünün, radikal terör örgütlerinin çok üzerinde bir tehdittir bu. İstanbul'un ekonomisini yerle bir edince deprem ederse ne olur? Bu sefer dış güçlerin hayali, yani boğazlar üzerindeki hayali, dış güçlerin Türkiye üzerindeki hayali, yurt içinde bulunan ve dış güçlerin direktifleriyle ya da talimatıyla hareket eden hem PYD PKK terör örgütü türevi, terör örgütünün türevi ya da terör örgütü, hem de El-Kaide, IŞİD gibi radikal terör örgütlerinin türevi, terör örgütleri hücrelerinin dış güçlerin etkisiyle aktif bir duruma geldiğini düşünün ve çeşitli bölgelerde, ülkenin çeşitli yerlerinde şiddetli eylem hareketlerine giriştiklerini varsayalım. Bütün bunlar oluştuğunda İstanbul'da oluşacak bir deprem bir ekonomik açıdan yıkıcı sonuçlara neden olur. İki, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki ulaştırmasını sekteye uğratabilir. Üç, Türkiye'nin boğazlar üzerindeki egemenliğinin esnetilmesine yol açabilir Montre Boğazlar Sözleşmesi. Hem Rusya, hem ABD, hem de NATO tarafından. Böyle bir deprem sonucunda acaba NATO ya da acaba başka bir oluşum Türkiye'ye yardım eder mi doğal afetler konusunda? Şimdi böyle bir yardım ettiği zaman o zaman bazı istekler olacaktır. Örnek veriyorum. Boğazlar üzerindeki güvenliği kim sağlayacaktır o zaman? Çünkü boğazların güvenliği, şu anda Kızıldeniz'deki güvenliği düşünün. Kızıldeniz, ki boğazlar kadar da önemli değildir Kızıldeniz. Kızıldeniz'deki o durumu düşünün. ABD'nin ve Batı'nın tepkisini düşünün. Bir de boğazların ulaştırmasının kapanması yönünde ABD'nin, Rusya'nın, İngiltere'nin ve diğer ülkelerin tepkilerini düşünün. Burada yol açacağı durumlar. Sonuç itibariyle İstanbul depremi hem Türkiye üzerinde emelleri olan, hayalleri olan dış güçlerin, başta ABD olmak üzere dış güçlerin, hem de Türkiye'ye tehdit olan PYD, PKK terör örgütü olmak üzere
radikal örgütlerin, IŞİD, El-Kaide ve El-Kaide türevi terör örgütlerinin hedeflerinin hızla gerçekleşmesi için bir fırsat olarak ortaya çıkar. Onun için ben Türkiye maalesef bizim Orta Doğu coğrafyası, Emin Maluf der ki Orta Doğu insanı her şeye üzülür ama hiçbir şeyle ilgilenmezler. Ben de ona katılıyorum maalesef. Bizim Türkiye 1999'da büyük bir yıkım yaşadı. Gölcük İstanbul depremiyle biliyorsunuz. Ve o deprem 1999'dan bugüne 25 yıl geçti veya 24 yılı aşkın bir süre geçti. Biz ders almadık. Onun için ben diyorum ki bilim adamlarına, bu çok değerli bilim insanları bizi aydınlatıyor tabii. Haritalar var biliyorsunuz, Türkiye'nin işte fay hattı haritaları, kuzeyde, güneyde böyle kırmızı, kahverengi tonda böyle renkte haritalar var. Ben diyorum ki artık bu haritaya gerek yok. Nasıl olsa biz 24 yıl önce meydana gelen depremden bir ders almadık. 2023 Hatay, Kahramanmaraş ve diğer sınır kentlerinde oluşan depremlerden de ders almadık. Bu haritayı kullanmamıza gerek yok. Boş boşuna bilim insanlarını da yormayalım. Bu harita bize de bir endişe oluşturmasın. Böyle devam edelim. Maalesef bizim şu anda Türkiye önlem alma açısından tamamen sınıfta kalmıştır. Ben Hataylı olarak söylüyorum bunu. Hataylı olarak söylüyorum. Naim Hocam, daha açık soracağım. İstanbul'da bu olası deprem gerçekleştiği zaman, şunu da bizi izleyenlere özellikle ifade etmek istiyorum. Bakanın ifadesiyle İstanbul'un %60 deprem güvenli olmadığını söyleyebiliriz. Binaların %60'ının 6 ve üzeri depremde yıkılması ihtimali çok kuvvetli. Bu çok ciddi bir oran. Hesap yapılıyor. Naci Hoca, Naci Görür'ün bir kaba hesabı var. Celal Şengör'le birlikte yapmış oldukları bir hesap. İstanbul'da 4 milyon insan 7 ve üzeri bir deprem olduğu takdirde ölümle burun buruna, yani muhtemelen ölecek diyor. Çünkü oturdukları binaların enkaz haline gelmesi ihtimali %60 oranındaki ihtimalin içinde. Şimdi buradan da yola çıkarsak, bir de yanına şunu koyuyorum. Türkiye'nin önemli sanayileri, işte savunma sanayisinin önemli bir bölümü. TOG bile, yani düşünebiliyor musunuz? Yerli ve milli dediğimiz TOG bile Marmara sınırları içerisinde. Hemen Körfez'de biliyorsunuz yerini. Evet. Şimdi bu kadar önemli sanayinin de burada olduğunu hesaba katarsak, savunma sanayide hizmet veren fabrikaları da hesaba katarsak, ya bu deprem bizim NATO tarafından, sizin cümleleriniz buraya çıkıyor ama daha net duymak istiyorum. NATO'nun işgaline yol açar mı? Evet. İşgal demeyelim ama şöyle bir tahlil yapalım Emre abi. Şimdi deprem olduğunda değerli İstanbul'da yaşayan veya Türkiye'de yaşayıp da İstanbul'u bilen yurttaşlarıma, değerli izleyenlerimiz biraz şöyle İstanbul'un sokaklarını, caddelerini göz önüne getirsinler. Allah korusun, bir deprem olduğunda hangi ambulans hangi yaralıyı taşıma imkanına sahip olacak? Ambulans ilerleyemez ki. Evet. Gidemez yolda. Hadi havadan olsun. Kaç tane helikopterimiz var havadan gelebilecek? Şimdi bakın. İkincisi, yangınları söndürmek için itfaiye araçları hangi yolu kullanıp hangi kapalı yolun üzerinden uçarak yangını söndürmek için önlem alacaklar? Bu da yok. Yaralıların tahliyesi mümkün olur mu sorusunun cevabı büyük oranda mümkün olmaz. Ölülerin tahliyesi mümkün olur mu? Allah korusun, mümkün olmaz. Peki itfaiyenin büyük yangına neden olacak, büyük yıkımlara neden olacak yangını söndürmesi yönünde etkisi olur mu? Hayır, çünkü enkaz altında kalacak. Eğer enkaz altında kalmazsa bile, diyelim ki binası çok sağlam itfaiyenin, hastanenin de binası çok sağlam. Peki ambulans aracıyla itfaiye aracı hangi açık yolu, açık yol mu kalacak İstanbul'da? Çünkü her yer beton. Nerede, hangi yolu kullanacak? Naim Hocam, şöyle bir detay da paylaşayım. Bilim insanlarının açıkladığı rakam. Şimdi Maraş, Hatay vesaire, oradaki bütün illeri topladığımızda geniş bir alan var. Metrekareye düşen insan sayısını hesap ettiğimizde İstanbul'daki bu oran, aynı deprem İstanbul'da olsa çarpı 50 katı diyorlar. 50 katı. Bu ne demek biliyor musunuz? Ya, facia demek. Yani aklın hayalini alamayacağı bir facia. Emre abi, o var ama Kahramanmaraş, Hatay gibi yerlerde itfaiye aracının gideceği yollar var. Ama burada apartmanlar, gökdelenler yıkıldığında
Yolu tıkayacak hepsi. Yani hiç mesela Allah korusun bir baba bir çocuğuna diyelim 10 kilometre ötedeki çocuğuna ulaşamayacak. Bir aile ulaşamayacak. Devlet ulaşamayacak. Hastaneler ayakta kalırsa doktorlar yaralılara ulaşamayacak. Yaralılar hastaneye ulaşamayacak. Şimdi böyle bir durum var. Dolayısıyla İstanbul depremi bir finanse etkiler, ekonomisini Türkiye'nin, iki güvenliğini etkiler. Üç sizin dediğiniz gibi sanayiye yani savunma sanayi de dahil bütün savunma endüstrisine parça üreten üretim zincirini ortadan kaldırır. Yani ihraç. Peki bu Türkiye o zaman ne yapmak zorunda kalacak? Yardım istemek zorunda kalacak. Yardım. Peki bu yardıma kim gelecek? Önce NATO ülkeleri gelecek tabii. İşte Yunanistan, İngiltere, ABD dahil. Bu yardım böyle bir günde, iki günde yardım ettik. Tamamen İstanbul depreminin yaraları sarıldı, bitti olay değil ki. Peki Türkiye üzerinde hasmane tutum izleyen ülkeler ne yapacak? Mesela örnek veriyorum. Suriye'nin kuzeydoğusundaki PYD, PKK terör örgütü ve Güneydoğu Anadolu'da PKK terör örgütü, Kuzey Irak'taki PKK terör örgütü ne yapacak? Ne yapacak? Bu fırsattan istifade ile projelerini ilerletmek için adım adım ilerleyecekler. Peki komşumuz, batıdaki komşumuz NATO üyesi olan Yunanistan hasmane adımları yani adalar üzerindeki hasmane tutumunu hızlandıracak mı? Hızlandıracak. Bazı adaları işgal edecek belki. Açıktan değil de işgal edecek. Kendisine sayacak. Türkiye ekonomik krizle boğuşan, askeri açıdan deprem dışında bütün güvenlik güçlerinin depreme yoğunlaştığı, odaklandığı bir yerde Türkiye hangi ordusuyla güneyde, batıda, doğuda olan bir tehdite karşı koyabilir ki? Şimdi dedi ki helikopter kalktı, uçak kalktı. Güzel. Peki helikopterlerin ve uçakların bulunduğu yerlerde acaba deprem etkisiyle bunlar etkilenmeyecek mi? Olumsuz etkilenmeyecek mi? Bunların pilotları nerede olacak? Bunların teknisyenleri nerede olacak? Uçağı uçuracak kaptan pilotlar, uçağı uçuracak pilotlar, hostesler nerede olacak? Hepsi uçağın içinde deprem geliyor diye beklemeyecek ki. Bunlar bir yerde. Peki uçağa intikal edebilecekler mi? Hayır. Helikoptere intikal edebilecek mi? Hayır. Çok az bir bölümü intikal edecek. Onun için İstanbul depremi Türkiye açısından stratejik ve jeopolitik güvenlik sonuçlarına neden olan bir depremdir. Bu NATO müdahale ettiğinde diyelim ki NATO toplandı ve NATO'nun 5. maddesi var Emre abi. 5. maddesi der ki NATO'nun kuruluş anlaşması 14 maddedir. 5. maddesi der ki bir ülkeye yapılan saldırı bütün ülkelere yapılmış saldırı. Tamam NATO toplandı Brüksel'de ve dedi ki böyle bir saldırı yok ama doğal bir tabii afet var çok şiddetli. O zaman biz 5. maddeyle ilgili bunu çalıştırabiliriz veya buna benzer bir mekanizma oluşturalım. Yardım edelim Türkiye'ye. Tamam yardım ettiler. Askerleri konuşlandırdılar. Askerler geldi. Yaralıları çıkarmaya başladılar enkaz altından. Bunlar ne kadar sürecek Türkiye'de? Dolayısıyla kaç yıl kalacak bu askerler? İkincisi göçmen olayına baktığımızda sınırlardaki güvenlik, emniyet nasıl olacak? Sınırlardan kaç kişi, kaç terörist doğudan yani İran üzerinden gelen kaç El-Kaide teröristi Türkiye'ye giriş yapacak? Güneyden Güneydoğu'dan kaç PKK bölücü terör örgütü teröristlere silahlı terörist sınırdan içeri girecek? Bunlar kolay değil. İletişim dahil. Cep telefonları çalışacak mı? Çalışmazsa kaç gün çalışmayacak? İnternet kaç gün çalışmayacak? Çünkü bizim bahsettiğimiz olay bir İstanbul neredeyse dünyanın başkentinden bahsediyoruz biz. Yani biz 16-17 milyon insanın yaşadığı, resmi rakamlara göre yaşadığı bir ülkeden söz ediyoruz. Birçok Avrupa ülkesinden daha kalabalık bir nüfustan söz ediyoruz. Nüfus olarak da, ekonomi Evet, olarak da. evet, evet. Bunlardan söz ediyoruz. Onun için Türkiye'de İstanbul'da oluşacak bir deprem, Türkiye'yi sizin dediğiniz gibi resmi işgal değil ama resmi işgal demeyelim. Zaten hiç kimse bunu adlandırmaz. Ama mesela boğazlara yerleşme, mesela Marmara İç Denizi'ne, ABD donanmasının, İngiliz gemilerinin İstanbul'a yerleşmesi, yani yardım maksadıyla gelip, o bahaneyle, gerekçeyle gelip, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni de bu şekilde
ortadan kalkması demeyelim ama Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin geçici bir süre için deprem boyunca askıya alınması durumunda oraya gelen gemilerin yerleşmesi ve bunun üzerine Rusya'nın tepkisi. Bunların hepsini düşündüğümüzde stratejik ve jeopolitik sonuçlara yol açar. Umarım deprem Türkiye İstanbul'da olmaz. Çünkü Türkiye hazır değil. Türkiye hazır değil depreme. Maalesef hazır değil. Şimdi ben hani bu anlattıklarınızdan da yola çıkarak özellikle bunu da sormak istiyorum. Sonra konu değiştireceğim. Aslında birleşik bir konu ama biraz sapmış olacağız ana konudan. Hükümet İstanbul'u finans merkezi haline getirdi biliyorsunuz. Öncesinde evet. Aslında İstanbul'un finans olarak çok hani evet ekonomide, savunma sanayinde, klasik sanayide etkisi çok fazlaydı ama finans merkezine gelince anlamı değişti bir yerde, uluslararası küresel çapta. Bir, hükümet İstanbul'u neden finans merkezi yapma gereği duydu? Böyle bir risk varken. İkincisi, sanayinin önemli bir bölümü bir şekilde hep Marmara'ya hizalanıyor. Bugün özellikle Balıkesir, Bursa, İstanbul o körfez hattına baktığımız zaman çok önemli sanayi merkezlerinin olduğunu görüyoruz. Bunun ülke güvenliğini düşünerek Anadolu'ya yayılması mümkün değil miydi? Geçtim burayı da, bugün İstanbul nüfusu dediğiniz gibi birçok ülkeden daha büyük. Resmi 16-18 milyon arası ama gayri resmi söylenen rakam 20-25 milyon arası İstanbul'da günlük nüfus var. Bu çok ciddi bir oran ve üstelik metrekareye baktığımızda da çok dar bir alanda çok fazla insanı barındıran. Bugün Almanya örneğini vermek istiyorum bizi izleyenlere. Almanya'nın en büyük 20 şehrini toplayın İstanbul kadar edemiyor. Neden? Çünkü nüfusu dağıtmış Almanya'ya, Almanya'nın geneline. Ama biz bakıyoruz dünya ölçeğindeki gelişmiş ülkelere göre nüfusu bir yere yığmaya ve bunu da özellikle İstanbul'a yapıyoruz. Ben burada hani hükümet bunu kötü niyetle yapıyor demek istemiyorum ama art niyet arıyorum açıkçası. Sizce de bir art niyet aramak gerekmiyor mu böyle bir durumda? Emre abi, ben emekli asker olarak şunu söylerim. 37 yıl üniforma giydim. Kurmay subayım ben. Harp akademilerinde öğretim üyeliği de yaptım. Yani kurmay subaylarının yetiştiği yerde. Bu konuyu da biliyorum. Yani çalıştık bu konuda. Şimdi bir ülke, ister Afrika ülkesi olsun, ister NATO ülkesi olsun, ister Doğu Paktı'na, yani Rusya doktrinini, konseptini uygulayan herhangi bir ülke olsun. Bir ülke stratejik önemdeki, kritik önemdeki sanayi tesislerini, fabrikalarını, üretim sistemini, tesislerini ve zincirini herhangi bir savaşta en az hedef olacak şekilde dağıtır. Dağıtır. Ve stratejik tesisler açılırken, yani finans merkezi ya da herhangi bir şekilde, askerlerin de düşünceleri alınır, fikirleri alınır. Dışişlerinin, askerlerin, güvenlik uzmanlarının, hepsinin, emniyet güvenlik yönünden oluşabilecek olumlu ve olumsuz etkiler ulaştırma açısından. Bizde müteahhitlerin alınıyor. Evet. Hocam? Şimdi bakın, şimdi eğer siz Türkiye'nin bütün önemli stratejik tesislerini, ekonomik tesislerini, üretim tesislerini belirli bir bölgede toplarsınız, bu düşmanın ekmeğine yağ sürmek demek. Yani İşini kolaylaştırmak. Evet, yani müstakbel düşman değilim. Olası düşman. Yani Türkiye üzerinde emelleri olan düşman. Bunu bir kere yağ sürersin. Neden? Depremi de bu düşmanların arasına koymamız lazım. Evet, bir de düşmanların işini kolaylaştırsın. Neden? Herhangi bir havalimanından kalkan bin bombardıman uçağı gelip Güneydoğu Anadolu'ya gideceğine gelip belirli noktalarda atar bombayı, gider, tekrar atar, tekrar gider. Yani onların işini de kolaylaştırırsınız. Onun için bu bir stratejik hatadır bu. Yani Türkiye'de önemli stratejik tesislerin, ekonomik sistemlerin, ulaştırma sistemlerinin, internet ağının, finans merkezinin bir bölgede, yani Marmara bölgesine sınırlandırılarak orada tamamen toplanması, bu askeri açıdan, ülkenin güvenlik açısından olumsuzdur ve dezavantajdır. Biz buna düşman için avantaj sağlar ama Türkiye için dezavantaj sağlar diyor. Dolayısıyla düşman, yani kimse bu düşman, olası düşman, bu durum muhakemesini, durum değerlendirmesini ve kararını ortaya çıkarırken diyecek ki Türkiye'nin hassas tarafları. Hassas. Bir,
ekonomik tesisleri, yani stratejik yönden ekonomik finans merkezleri, üretim tesisleri, savunma sanayisi belirli bölgelerde şu toplanmıştı. Bu düşmanın hassas taraflarıdır. Buraları bombaladığımızda ve buradaki ulaştırma yollarını tamamen sekteye uğrattığımızda bunları Türkiye'nin ekonomisine büyük balta vurmuş oluruz diye kaydeder bunu. Bu bir sır değil bu. Yani 5000 yıllık yazılı savaş tarihinin bir hükmüdür bu. Onun için ben acaba Milli Savunma Bakanlığı'nın, Genelkurmay Başkanlığı'nın veya kuvvet komutanlıklarının her neyse herhangi bir yerde stratejik bir tesis açıldığında veya finans merkezi bir yerde toplandığında bu konuda görüş alınıyor mu? Ben bilmiyorum. Bir görüş alınıyorsa, bu görüş bildirilmişse bu görüş hatalı bir görüştür. Yani bir ülke kendi güvenliğini düşünmek zorundadır. Sadece ülke kendi güvenliğini düşünürken 10 yıllık, 20 yıllık perspektife bakmaz. Bir 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl ileriye bakar ve ona göre güvenliği düşünür. Şimdi deprem dediğinizde, bu düşmanın ekmeğine yağ süren bu oluşum dediğinizde ne çıkar biliyor musunuz? ABD'nin 100 yıllık projesi dediğimiz Sevr Anlaşması'na, İngiltere'nin ve ABD'nin Sevr Anlaşması'na, hatta Sevr Anlaşması'ndan önce 1919 yılında İngiliz binbaşı Noel'in çizdiği, Türkiye'de çizdiği ve Londra'ya gönderdiği haritadan başlayarak ne olur? Hatay dahil, Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Güney. Bu, bakın, büyük deprem olduğunda, Allah korusun, Türkiye daha yıkıcı bir ekonomik krizle karşılaştığında, deprem olduğunda, Asya ile Avrupa kıtasının irtibatı geçici olarak kesildiğinde, boğazlar dediğimiz Çanakkale Boğazı, Marmara İç Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki ulaştırma sekteye uğradığında ve Türkiye'nin gerek güvenlik, yani iş güvenlik, gerek yaralı tahliye, gerek ölü tahliyesi, gerek enkazın kaldırılmasında biz sadece doktorların, hemşirelerin, hastanelerin çalışıp çalışmadığında, itfaiye araçlarının oraya ulaşıp ulaşmadığını düşünüyoruz. Ama öyle düşünmeyin. Türkiye'de kaç milyon göçmen var bilmiyoruz. Resmi rakamlar diyor ki 5, 6, 7. Bazıları diyor 10, 14. Bilmiyoruz. Ne olursa olsun, isterse 5 milyon, isterse 6 milyon. Peki büyük güçlerin bir işaretiyle harekete gelecek bazı terör örgütü odaklı, onlara sempati duyan ve göçmen içinden olan bunlar acaba İstanbul'da hangi mağazaları yerle bir edecekler, yakacaklar, yağmalamak için? Yağmalamak için. Acaba Boğaz'daki hangi yalılara yağmalamak için, oradaki tarihi eserleri, zengin eserleri, oradan her neyse biriktirilen yatırımları almak için nasıl bir yağmalama olacak? Hangi bankaları kırıp dökecekler ve yangın çıkaracaklar? Hatay depreminde ve gördük bunu 2023'te. Evet, yağmalama evet. Olayı başladı biliyorsunuz. Peki bu yağmalama olayında bizim iç güvenlik, yani polis kuvvetimiz, jandarmamız ve silahlı kuvvetlerimiz müdahale edebilecek mi sorusunun cevabı, depreme mi müdahale edecek? Kendi aracıyla çocuğuna mı ulaşmaya çalışacak? Yoksa binası yıkılacak mı? Bir yerde toplanabilecek mi? Bunlar, örnek veriyorum, A semti yağmalanırken Türk polisi acaba buraya müdahale etme yeteneğine sahip olacak mı? Şimdi bunları da düşüneceğiz. Bunlar sadece yağmalama deyip geçmeyelim. Yangını düşünelim. İletişim sistemlerinin yakılmasını düşünelim. Bunlar dış güçlerin etkisiyle oluşabilecek olaylar. Biliyorsunuz ABD Türkiye'de IŞİD yerleştiriyor ABD. Biliyorsunuz IŞİD'in Horasan grubu geçen gün kiliseye bir eylemde bulundu, saldırıda bulundu. Bunlar nereden geldi? Uzaydan gelmedi ki. Türkiye'de yatıyorlar bunlar. Peki bunlar Türkiye'de yatıyorlarsa bu motivasyonu, yani IŞİD, Horasanlı, Horasan grubunun, IŞİD'in Horasan grubunun sen Türkiye'ye git, orada otur motivasyonunu kim verdi bunlara?
Parayı kim verdi bunlara? Yani bir IŞİD elemanı durup dururken hadi benim İstanbul'u görmek istiyorum, oraya gitmek istiyorum mu dedi. Veya şu şehri görmek istiyorum, oraya gideyim yaşayayım mı dedi yani. Peki bu para, bu ulaştırma, bu istihbarat kiminle irtibat kurun dedi buna. Bütün bunlar tabii hepsi bir tehdittir. Yani deprem olduğunda, böyle büyük bir depremde biz daima iç emniyeti düşünmek zorundayız, iç güvenliği. İç güvenlik, biz askerler buna geri bölge emniyeti deriz. Yani komutan cephede düşmanla, hasım düşmanla çatışırken geri bölgesinin emniyette olmasını ister. Bunun için ne ister? Polisin ve jandarmanın ve geri ayırdığı kendi ordu unsurlarının %100 görevlerini tam yapmalarını ister. Şimdi Türk polisi, Türk jandarması ve Türk silahlı kuvvetlerinin kaçta kaçı yağmalamaya ve geri bölgede oluşturulan güvenlik zafiyetine el koyacaktır. Ve diyelim ki Adana'dan veya diyelim ki Balıkesir'den, Bursa'dan, Karadeniz'den ilave polis takviyesi gönderilmek istendi İstanbul'a. E tamam, gönderilebilir. Peki İstanbul'da acaba bunların intikalini sağlayacak yollar açık mı? Yani takviye de alabilirsiniz başka illerden. Ama bu müdahale etme durumu var. Sonra ilk bir gün, ilk iki gün çok önemli. İlk üç gün çok önemli.